Size bir müjdem olacak başılar. Açınız. Tüneli Bahri. Hünkârım, o tünelin üzerinde ne var? Deniz Paşa. Allah Allah. Şayanı hayret. Vallahi billahi şayanı hayret. Bir rüya belki. Belki bir hayal. Lakin hayal edersek yaşarız. Nasıl bir tünel bu hünkârım? İki kıtayı denizin altından birbirine bağlayacak paşa. İçinden tren yolu geçecek. Londra'da yerin altından giden trenler yapıldı. Biz de Beyoğlu ile Karaköy arasına kısa bir tünel açtık. Düşündük ki bu tünel niçin denizin altından da geçmesin? Fikrimizi mühendis Henry Gavant Efendi'ye anlattık. O da çizdi. Hayal diyecektir hünkârım. Diyecekler. Desinler paşa. Biz bu memleket için hayal kurarız. Bu memleket için yaşarız. Milletimiz nasıl refah içinde yaşar onu düşünürüz. Gücümüz yeter yetmez. Takatimiz kesilir kesilmez. O başka iş. Lakin hayal kurmaktan geri durmayız. Çünkü biliriz ki millet için rüya gören, millet için uyanır. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benim gözüm uyur, lakin gönlüm hiç uykuya dalmaz. Hünkârım, biliriz ki sizin de gönlünüz uyumaz. Ona çalışırız efendi. İsteriz ki gönlümüzdeki memleket ağacı büyüsün. Geceleri dahi sularız. Paşalar, şimdilik bu bir hayaldir. Lakin inşallah hakikat olacak bir hayal.